Efendim altılı masada yeni randevu Ekim ayında. Peki bu gelecek buluşmada aday belirlenir mi? Ve dahası o toplantı öncesi İyi Parti, Deva ve Gelecek Partileri arasında sürpriz bir görüşme trafiği de olacak. Peki son açıklamalar neler? Detaylar CNN Türk muhabiri Ahmet Melik Türkeş'te. Altılı Masa son toplantısını Ağustos ayı içinde gerçekleştirmişti ve o toplantının ardından yayınlanan bildiride seçime ortak adayla gidileceği ifadesinin altına ilk kez 6 lider imza atmıştı. Şimdi ise gözler 6 genel başkanın 2 Ekim'de yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. O toplantı öncesinde de ev sahibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer genel başkanları ziyaret edecek. Biz de o ziyaretleri takip edeceğiz ama 2 Ekim'de gerçekleştirilecek Altılı Masa toplantısının öncesinde tekrar bir hareket hareketlilik yaşanacak, liderler trafiği yaşanacak. Çünkü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva ve Gelecek Partisi liderleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek, görüşecek. Meral Akşener, Gelecek ve Deva Partisi liderleriyle bu hafta içinde görüşecek. Ee, Ali Babacan'la İyi Parti Genel Merkezi'nde e, görüş, görüşecek. Çarşamba günü ise Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek Meral Akşener. Peki bu görüşmede neler konuşulacak? Hangi konu başlıkları gündemde? Öncelikle görüşme taleplerinin Deva ve Gelecek Partisi'nden geldiği öğrenildi ve yine bu görüşmelerde altılı masanın çalışmaları, HDP'ye bakanlık verilebilir, İyi Partililere ihale Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır gibi son dönemde tartışmalara gerginliğe yol açan çıkışlar açıklamalarda masada olacak. Liderlerin bu konuları masaya yatırması bekleniyor. Tabi altılı masa denilince, muhalefet denilince akla Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Aday neden hala açıklanmıyor? Soruları geliyor. Bu soruya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da katıldığı bir programda yanıt verdi. Önce Altı lideri olarak biz bütün ayrıntıları görüşüp önce karara bağlamak zorundayız. Sonra milletin önüne çıkmak zorundayız. Bu kararlılık aynı zamanda ittifakın güçlü olmasıdır ifadelerini kullanmıştı. Yeni bir açıklamada geldi Kılıçdaroğlu'ndan. Kılıçdaroğlu adaylıkla ilgili olarak benim, aday, benim adaylığımla ilgili biz 6 lider bugüne kadar bir araya gelip Cumhurbaşkanlığı adaylığını hiç konuşmadık. Ama Cumhurbaşkanlığının niteliğini ne olmalı? İşte bu soruya yanıt vermek için biz olması gereken kriterlerin nitelikleri belirledik. O nitelikler 6'lı masanın 6 genel Başkanın ortak taahhüdü bugünden Cumhurbaşkanı adayını belirlememek konusunda da altı lider aynı fikirdeyiz ifadelerini kullandı artık gözler. 2 Ekim'deki altılı masanın toplantısında Cumhurbaşkanlığı aday kim olacak sorusu o toplantıda cevap bulacak mı buna bakılacak. Bunun öncesinde ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'in DEVA ve Gelecek Partisi liderleriyle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile yapacağı görüşmelerde oldukça önemli. Biz de bu süreçte tüm detayları takip edip ayrıntıları her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşıyor olacağız.